Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, iftar saatine hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Ramazan-ı Şerif'teyiz, İstanbul'umuzdayız. Değerli seyircilerimizle karşı karşıyayız. Hep bunlar iç içinde şükründen aciz kaldığımız nimetlerdir. Rabbimize hamd ediyoruz. Ama bugünden sonra neredeyse dönüşe geçiyor. Öyle değil hocam. Mi? 15 oldu. Evet. Artık elvedalı günler mi diyorsunuz? Evet. Ya evet. Mevla kadri kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Amin. İstifade efendim. Eden kullarından eylesin. Mevla tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun. Evet sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz. Programımız başladı. Ekranda telefon numaralarımız var, WhatsApp hattımız var. Canlı yayına katılmak için bize arayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Yine bugün hediyemiz olacak. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca her gün 3 şehre Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugün sıra hangi illerde, hangi şehirlerde? Haritamızda göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Ben de merak ediyorum. Muhterem hocam bir telefonumuz var. İzleyicimizin Emniyetle sorusu var. Müsaadenizle bu telefonla tabii başlayalım. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hocam Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Amin. Teşekkür efendim, ediyoruz. Sizin de efendim. Buyurun. Benim bir kanser hastası görmüşem vardı da şu an vefat etti. Hastanın evrelerinde yani kimselerin görmediği şeyleri etrafta görmüyorduk kişilerin. Biz görmüyorduk. Böyle hayali birilerine eller falan sallıyordu. Bir şeyler ona malum oluyordu. Duyuyor musunuz hocam? Duyuyoruz evet, dinliyorum. Evet. Merakla dinliyoruz. Sonunda dedi ki ya işte dedi benim başıma gelen senin oğlunun da başına gelecek dedi. Böyle ortaya bir laf attı. Rahatsızlığı neydi? Özür dilerim. Yani başına ne gelmişti de öyle dedi? Yani kanser hastası oldu ya. Yani. Kanser hastasıydı vefat etti. Evet, evet. Evet. Aynı benim hastalığım gibi senin oğlun da olacak böyle hasta dedi. Allah'ım öldüm, 20 sene geçti aradan ama bu lafı unutamıyorum. Yani kanser hastalarına haşrı malum olabiliyor mu hocam? Yok efendim, yarın ne geleceğini Rabbimizden başka kimse bilmez. Bundan dolayı hiç etkilenmemek, hiç dikkate almamak lazım. Hastalığın tesiriyle ileri geri konuşmuş olabilir. Kullandığı ilaçların tesiri olur. Tabii öyle. Evet. Yani. Ona biz rahmet diliyoruz. Oğlunuz kaç yaşında hanımefendi? 30 yaşında şu an. 30 yaşında, sağlıklı, sıhhatte, inşallah sağlıklı, afiyette. Ama hani her şey malum oluyor diye ona. Dedim, bak, eyvah, öyle bir şey yok. Malum oluyor diye bir şey yoktur yani. Öyle o evhama, o endişeye kapılmak yersizdir. Nasıl tesirinde kalmış hocam? 20 yıl olmuş ya, hala unutamıyor. Evet. Ya yok öyle efendim, yarın ne olacağını Rabbimizden başka kimse bilmiyor. Peygamberine bile bildirmedikçe bilmiyor bakın. Bakın hocamız ne buyurdu? Peygamberine dahi bildirmedikçe bilmiyor peygamber dedi hocamız. Tebük seferine giderken deve kayboluyor. O münafıkların başı Abdullah İbni Bey İbni Selül diyor ki devenin nerede olduğunu bilmez diyor, sizi buralara getirdi ananızı ağlatacak diyor yani. Peygamberimize geliyor, onlar da soruyor deveni, bilmiyorum. Rabbim bildirmezse bilmem. Biraz sonra Rabbimiz bildiriyor. Deve filan yerdedir. Yuları ağaca takılı vaziyettedir. Gidin alın gelin. Allah şimdi Allah. Rabbimiz bildirdi. Şimdi haber veriyorum ben size buyuruyordu yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir video sorumuz var. Video soruyla devam edelim. Ben Denizli'den Fazıl Cengiz Eskin. Görme engelliyim. Evet. Braille yazıyla Kur'an-ı Kerim okuyorum. İnternetten hocanın okuduğunu ben takip ediyorum. Bu benim için mukavele ya da hatim sayılır mı? Selamünaleyküm hocam. Ben Ayfer evet. Keskin, 10 yaşındayım. Yani... Ordu Çaybaşı, Akbaloğlu'yum diye. Durduralım. Bu soru, evet. Önce bir cevaplayalım, ondan sonra diğer videoya geçelim. Yönetmenimizden rica edelim, arka arkaya vermeyelim. Evet. Fazıl Bey kardeşimizi tebrik ederiz. Yaptığı şey hatimdir, mukabeledir. Yani baş gözü ama elleriyle görüyor, kalbiyle görüyor. Tebrik ediyoruz. Kardeşimiz o baş gözü görüp de kalp gözü görmeyenlere ne güzel mesaj veriyor. Hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiş,
elleriyle takip ediyor, böylece okuyor, okunan Kur'an'ı dinliyor. Yani elbette İnternetten takibini yapıyorum diyor hocam. Tabii efendim. Hatim sevabı alır mıyım? Elbette hatim sevabı alıyor ya. Alıyor. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz beyefendiyi. Mevla kabul buyursun inşallah. Instagram'dan da sorular var sevgili izleyenler. Onlara bir bakalım. Havva Hanım soruyor. Diyor ki merhaba, benim sorum ebedi alemle ilgili. Ahiret hayatı nasıl olacak? Ahirette kaç yaşında olacağız ve kimlerle bir arada olacağız? Dünya hayatında tanıdığımız herkesi orada da tanıyıp hatırlayacak mıyız, yoksa her şey sıfırlanacak mı? Efendim, öldükten sonra dirilme var. Biz buna inanıyoruz. Hem de nasıl inanıyoruz? Vebil ahireti hum yuqinun. O müminler ki ahirete gidip de gelmişçesine apaçık derece, yakın derecesinde biz inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayetinde haber veriyor. Sevgili Peygamberimiz haber veriyor. Peygamberimiz haber verdiği gibi diğer peygamberler de haber veriyor. Hulasa öldükten sonra dirilmeye içinde bu da var. Gidip de gelmişçesine, görmüşçesine inanıyoruz. Nasıl olacak? Tabii hep 33 yaş, konuşulur. 33 yaşında olacak. Evet. Bütün eşimiz, dostumuz, akrabamız olacak mı? Rabbimiz bakın buyuruyor ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Arşın melekleri dua ediyor da ya Rabbi, ana babalarından, eş ve çocuklarından salih olanlarla birlikte onları adin cennetlerine girdir. Yani demek ki eğer ve men salaha şartına uygunsa birbirinden haberdar olacak. Aksi takdirde birbirini göremeyecekler. İşte şu dünya hayatında hedef o olmalı. Yani bu dünya hayatı hayal gibi geçiyor, gölge gibi uçuyor. Biraz önce dediğiniz gibi Ramazan'a nasıl başladık, nasıl 15'ine geldik, böyle hayal gibi geçiyor. Ama sonsuz hayat yahu, sonsuz hayatı burada kazanacağız. Öyle olunca kinimiz, nefretimiz, nefsimiz, hırsımız hep onların esiri oluyoruz. Maalesef. Yani. Evet. Maalesef. İş onu kazanabilmekte. Eğer müminse, salih amelli kişilerse elbette birbirinden haberdar oluyor, görüşüyorlar, buluşuyorlar. Ama biri mümin, öteki münkir, Allah korusun, o ondan haberdar olmuyor. Hatta bakın Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir olay. Diyor ki cennetlikler oturmuşlar, karşılıklı sohbet ediyorlar. Ya benim bir arkadaşım vardı. Yekul e inneke le minel musaddikin. Ya demek sen inanıyor musun ya? Öleceğiz, çürüyeceğiz, sonra dirileceğiz he. Sen buna inanıyor musun derdi. Bu adamın hali ne oldu acaba? Melekler devreye giriyor. Helentüm muttaliun, onun durumunu merak mı ediyor? Merak ediyorum tabii ya. Bak öyleyse. Sanki perde açılıyor. Feraahu fi sevail cahim. Alevler içerisinde görünce tallahi inkitte letürdin. Kafir. Az kalsın beni de seninle beraber edecektin. Rabbim sana hamd ederim. Allah Allah. Hele ki bana iman verdin, hidayet verdin diyecektir. İşte niye bir günde 40 rekat namaz, şu Ramazan'da 20 rekat teravihi de ilave et, 60 rekat, 60 defa ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi, sana giden yolda, peygamberlerin yolunda, şehitlerin yolunda ayaklarımı kaydırma, sabit kadem eyle ya Rabbi diyoruz. Gayril mağdubi aleyhim velettallin. Sapıklıkta kalmış, dalalete uğramış kişilerin yoluna değil ya Rabbi. Peygamber yolu, şehit yolu, sıddık yolu, salihlerin yolu. Onların yoluna ilet bizi. Bir günde bu kadar dua ediyoruz ya. Allah razı olsun hocam. İzleyicilerim soruyorlar. Tabii bu dikkat çekti elbette. 33 yaşla ilgili kadın ve erkekler için bu geçerli midir? Aynı mı olacak diyor hocam. Tabii. Ya kadınlar da erkekler de 33 yaşında mı olacak? Bir kere efendim ayrı bir yaratılış. Yani kadınların yaratılışı
apayrı bir güzelliğe sahip olacak. Yani iki kişi konuşuyor, biri vaazda dinlemiş, yahu diyor, ya Mehmet sana bir acı haber söylesem. Nedir haberin? Ya bizim hanımlar var ya, onlarla ahirette de beraber olacakmışız. Öyle değil, Allah ayrı bir yaratılmış. O göz kamaştıracak güzelliğin sahibi hurilerin başında olacak hem de bu dünyadaki hanımı. Evet. O yüzden yuvamızda huzur lazım, sevgi lazım, saygı lazım. O hayatı kazanabilmek için, o güzellikleri elde edebilmek için. Yani bu dünya aklıyla oraları tahayyül etmek mümkün değil diyorsunuz. Doğrudur, hocam. Yani tabii evet. Şu anda ayrı yüzümüz ona yetmez. Ayrı bir alem. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Trabzon'dan izlediklerini söylüyorlar. Hocam selam ediyorlar size. Trabzon'dan yani, selamlar var. Bir diğer izleyicimiz ayrıca şu anda sizi Çorum'dan izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletin. Hayırlı iftarlar diliyoruz. İftar sizinle çok daha güzel demişler. Çorum'a da selam edelim. Bir diğer izleyicimiz de Gaziantep'ten sofrada her akşam sizinleyiz. İyi ki varsınız. Hocam lütfen bize de dua etsin diyorlar. Gaziantep'e de selam edelim. Bir video sorumuz var. Video sorumuzu görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben Ayfer Keskin. 10 yaşındayım. Ordu Çaybaşı Akbaba köyündeyim. Sizi severek izliyorum. Size bir sorum olacaktı. Ben 12 günden beri oruç tutuyorum. Dedem ve yaşımdan dolayı sen oruç tutma, sana farz değil diyor. Babam ise tutmamı istiyor. Benim bu tuttuğum oruç farz mıdır değil midir? Onu soracaktım. İyi yayınlar. Ellerinizden öperim. Yani yavrumuzu tebrik ederiz. Ne güzel. Bakın oruç tutuyor. Dede de diyor ki sana oruç farz değil, tutma. Güya dede acıyor. Hayır, acımıyor ya. Acımak böyle olmaz. Şefkat etmek böyle olmaz. Çocuğumuzu, sevgili peygamberimiz de buyuruyor, 10 yaşında çocuklarınızı oruç tutmaya alıştırınız buyuruyor. Bu eğitimi vereceğiz işte. Yok ben acıyorum, şefkat ediyorum. Öyle değil. Sevgili dede, öyle değil. Yanlış o. Acımamaktır o. Peki, teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bir Instagram sorumuz daha var. O da şöyle. Hayat hanımefendi soruyor. Konya'dan selamlar. Hocamıza bir soru sormak istiyorum. Çevremizde birçok arkadaş oruç tutmaktadır ve öğleden sonra dayanamadıkları için orucu bozmaktadır. Bunlar yetişkin insanlar. Sorduğum zaman da niyet etmedim denilmektedir. O zaman o kimselere oruç 61 yazılmakta değil midir? Böyle bir şimdi, soru sormuş. Şurayı söyleyeceğim ama değerli seyirciler, bu kısım zor anlaşılıyor. O yüzden lütfen pür dikkat olarak burayı dinlemeliler. Şimdi Ramazan günü kişi oruca niyetlenmese, oruç tutmasa bunun için ne yapacak? Kefaret mi? Gününe gün mü? Bununki gününe gün. Peki oruca niyetlendi, öğleyin bozdu. Dayanamadı belirttiğinizde. Bu ya öyle. Ona ne gerekiyor? Ona kefaret gerekiyor. 61. 61. Allah bu nasıl iş ya? Hiç niyetlenmedi, ona gününe gün, niyetlendi bozdu, ona 61. Bu nasıl iş bu? Ama o birinci şık var ya, o bundan ağır o. Yani bakın sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Kişi Ramazan dışında bir yıl oruç tutsa, Ramazan'daki tutmadığı bir günlük oruca bedel olmaz. O hiç niyetlenmeyip de oruç tutmayan var ya, onun durumu ötekinden ağır. Öteki ne? Öteki hata işledi, yanlış yaptı, onun özür dileme hakkı var. 61 gün oruç tutarak özür dilerim ya Rabbi. Yanlış ettim ben. Ama bu özür dileyecek hal yok. Kökünden yıktı bu. Kökünden hiç niyet yok. Hiç niyet yok. O yüzden bir yıl oruç tutsa ona bedel olmaz. Evet. Yani bir kere şer'i hükmü apaçık söylemek durumundayız da işin manevi tarafını da böyle izah etmek gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bir de şöyle tabii sorusu olanlar oluyor. Taha Bey sormuş örneğin Instagram'dan. Bu da farklı. Oruç tutmak için niyetlendik. Bir zaman geçtikten sonra hastalanıp doktora gittik. Doktor bize serum taktığı için o gün orucu bozmak zorunda kaldık.
Şimdi biz tek gün mü? Yani gününe gün mü? Bununki gününe gün. Bu kasten bozmadı ki. Kefaret ne zaman gerekir Muhsin Bey? Yani başladığımız, niyetlendiğimiz Ramazan orucunu kasten keyfi olarak bozarsak ona kefaret gerekir. Hocam tamam, biraz evvel Hayat Hanım'ın sorduğu kefarete mi girer? Diyor ya mesela çevremde yetişkin insanlar oruç tutuyorlar, niyetleniyorlar. Sonra öğleden sonra dayanamadık deyip bozuyorlar. Ama gerçekten bazı adam var ki neredeyse helak olacak açlıktan. Onun durumu başka, o öyle değil yani. Bu kadar insan işte 12 yaşındaki çocuk oruç tutuyor bir şey olmuyor da bu beyen yetişkin bir insan ne oluyor? Oruç tuttum dayanamıyorum yiyeceğim. Yok işte buna kefaret gerekir. 61. Ya. Hem de kefaret bakın Muhsin Bey, kefaretteki durum da şudur. Mesela kefaret tutuyordum. 45. gün hastalandım. Gittim hastaneye. İşte serum taktılar filan. Peki ne oldu? Orucum bozulduğu gibi kefaret de bitti. Sıfır. Yeniden başlamam lazım. Hmm. Ha, bir ceza çünkü bu. Evet. Sıfırlanıyor. Tabii ya. Kaldığı yerden devam edemiyor. Yok. Tekrar birden. 46 diye sayma yok. Yeniden bir diye başlayacak. Evet. Demek caydırıcı olması için belki de hocam. Öyle tabii mi? Caydırıcı olması. Caydırıcı olması için. Peki. Evet. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkür ederim. Şimdi hocama benim sorum. Ben geçen yıl aşı randevusu almıştım. Oruca denk geldi. Ama bilmiyordum aşı olunduğunda oruç bozulurmuş. Sonradan öğrendim. Benim şimdi orucum 61 kefaret olur. Burada durumun duralım. Burada duralım. Hocam hemen cevaplayacak inşallah. Aşı olmuş hocam geçen sene. Müsterih olsun. Ben geçen bozulmadı olduğumu diyor. Kendim ilan ettim değil mi kendim? Hocam geçen hafta 5. aşı mıydı hocam? 5. aşımı evet. Oldum. Şifa olsun. O da aynen gündüz vakti. Oruçtu, niyetliydi hocamız. Öyle verildi. Tuttum. Elbette bundan dolayı ne kaza ne kefaret gerekmez. Oruç bozulmaz. Oruç bozulmaz. Diğer sorunuzu duyalım. Diğer sorum da biz lisedeyken din kültür öğretmenimizden edindiğimiz bilgilerde namazda işte surelerin bir sırası olur diye öğretildi. Ben o yüzden mesela birinci rekatta Fatiha'dan sonra Tebbet, ikinci rekatta İhlas, üçüncü rekatta Selat, dördüncü rekatta Nas. Bu kuralı ezberledim ve bütün namazda hep bu sureleri okuyorum. Diğerlerini okumuyorum çünkü onların sırasını bilmiyorum. Yani bir defterim vardı, ben yazmıştım, onu kaybettim. Hep bu, yani öyle bir sıra var mı gerçekten, yoksa istediğimiz yani bildiğimiz diğer rastgele sureleri de okuyabilir miyiz, namaz sureleri? Güzel bir soru. Hocamızdan duyalım, dinleyelim, cevabı öğrenelim. Çok teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz Nihal Hanım. Evet, namazlarda surelerin okunma sırası var mı hocam, yoksa okunma bildiklerimizi mi okuyacağız? Var. Değerli seyircilerimiz, Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Seyircilerimizin bulunduğu yerlerde ilçe müftülükleri vardır, il müftülükleri vardır. Orada devlet kitabıdır. Bakın, İslam İlmihali diye kitap. Parasız da veriliyor. Sadece pandemi döneminde bu verilmedi. Ama şimdiki dönemde kesin şu anda bilmiyorum ama parasız bir ara verildiğini biliyorum. Devlet kitabıdır. Bugünün diliyle yazılmıştır. İki yetişkin muhterem hocamız tarafından yazılmıştır. Diyanet'in kitabıdır. Yani oraya bakmalı. Yani orada sıraları vardır. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an ayetleri nazil olurken Muhsin Bey sevgili peygamberimize Cibril-i Emin derdi. Bu ayet filan surenin filan yerine yazılacak. Bu sure filan yere yazılacak. Yani tevkifi deniliyor buna. Hepsi ilahi emirle yerine almıştır. İşte edeben namazda da biz Kur'an sureleri okurken, Fatiha'dan sonra sureleri okurken Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre okuyacağız. Yani atlayacak olursak 2-3'ten fazla atlayabiliriz de bir sure okuyup arada bir tane koyup tekrar işte bu mekruh oluyor. Bunlar mekruh oluyor. Evet. Evet. Yani sırasına göre okumak edeben daha uygun oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hatırlatalım. Bugün yine inşallah programımızda 3 haritada 3 şehrimizi göreceğiz. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olacağız.
iftar saatinde Ramazan ayı boyunca. Bugün de haritada bakalım hangi şehirler yer alacak. Biraz sonra harita ekrana gelecek sevgili izleyenler. Bir video sorumuz daha var. İzleyicimiz ne sormuş görelim. İyi Ramazanlar. Seni çok seviyorum hocam. Seni dinliyorum her gün. Sana bir sorum var. Oruç tutamıyorum. Bunun fidyesini kendi torunlarıma versem geçerli mi hocam? Bundan bilgi istiyorum. Oturarak namaz kılıyorum. Bunun bir şeyi var mı hocam? Onu da bana bilgilendirirse memnun olurum hocam. Oturarak namaz kılıyoruz. Rabbimiz kabul etsin. Ama tutamadığımız oruçların fidyesini torunlarımıza vermemiz kurtarmaz. Kurtarmaz, caiz değil, olmaz. Torunlara zekat veremiyoruz. Fidye de veremeyiz, zekat oruç da fidyesi de veremiyoruz. Sadaka-i fıtır, onu da veremiyoruz. Peki, bir video sorumuz daha var, görelim. Hoca efendi, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin. Vay. Necmettin hocam, ben kızımı kaybettim. Kaybettikten sonra mezar taşına resmini kodurdum. Günah mı, günah değil mi? 3 tane de abisi öldü arkasına. Allah Allah. Ben bunların acısıyla yanmaktayım hocam. Allah Allah. Ne yapabilirim? 4 evlat. Muhterem kardeşimiz. 4 evlat. Şimdi bak, mezar taşına fotoğrafını koymak uygun değildir. Bazen bir ucu isyana varacak sözler yazılıyor. Onlar da hiç uygun değildir. Veren Rabbimiz, alan Rabbimiz. Biz o vefat eden yavrumuzun nesi oluruz? Annesi oluruz. Allah nesi olur? Yaratanı olur. Ömrünü belirleyendir. Rızkını verendir. Sahibidir, halikidir, razıkıdır. Öyleyse Allah ona bizden çok daha yakındır. Muhterem hanımefendi kardeşimiz, yani sevgili peygamberimize bakın. Kaç tane çocuğu vardı? Hatice annemizden 6 çocuğu oldu. Maria annemizden 1 çocuk oldu. Bunların yani çocuklarının hepsi, yani 7 çocuktan 6'sı peygamberimizden önce vefat etti. Geriye bir Hazreti Fatıma kaldı. İşte son saatlerinde peygamberimiz onu da söyledi. Bakın, peygamberimiz son dakikaları, son saatleri kızı Fatıma geliyor, yanına oturtuyor, kulağına diyor, kızım Fatma, ayrılık var, ben ya vefat edeceğim. Hazreti Fatıma ağlamaya başlıyor. Peygamberimiz kızının üzülmesine dayanamıyor. Tekrar kulağını yaklaştırıyor, Fatıma üzülme kızım. Ailemden bana en çabuk kavuşacak olan sensin. Yani Fatıma, aramız fazla sürmeyecek kızım. Sen de öleceksin. Bu sefer de gülmeye başlıyor. Kaç yaşında Hazreti Fatıma? 26. 26 yaşında. Ne kadar sürdü araları? 5,5 ay sürdü. Bakın, öleceksin diyor, gülüyor. Niye gülüyor? Kavuşacağım. Ölüm diye. Çünkü ölünce ne olur? Allah'a kavuşur. Biricik sevgili Allah'a, ölüm geçidinden başka kavuşma yolu yoktur. Babasına da bu yolla kavuşacak. İşte inancımız budur. Yani o yüzden kızım öldü, vah bana, yazık bana, gece ağla, gündüz ağla, tuvarı nem öldürür, yiğidi gam öldürür. Evet. Yani bu kadar sahibi olan Allah'a emanet edeceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin, biz de senin hükmün geçerli. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Rabbimiz meleklerine şu emri veriyor. Cennete gidin, şeffaf bir sarayı yapın. Adına da Beytül Hamid deyin, Hamd Sarayı. Çünkü kulum hükmüme razı oldu. Allah razı olsun hocam. Bir telefonumuz daha var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Yayındasınız şu anda. Buyurun Fatih Bey. Tamam, video açalım. Ne diyor ya? Şey, ben Fatih Gündoğdu. Evet. Tamam, video açalım. Hadi. Şey, ilaç kullanıyorum. İlaç kullanıyorsunuz, evet. Epilepsi hastasıyım. İlacımı alıyorum. Evet. Akşam 7'de alıyorum. Yine de oruç tutuyorum. Kabul olur mu acaba?
Kaçta alıyorsunuz? Sahurda mı ilaç alıyorsunuz? Yoksa sabah mı? Sabah 7.30'da alıyorum. Ama oruca niyet ediyorsunuz öyle mi? Oruca niyet ediyorsunuz. Yok etmiyorum. Yine de tuttum. Sabah 7.30'da alıyorsunuz. Akşam tekrar alıyorsunuz iftar öncesi. Evet. Ama tabii tutma doktorun tavsiyesi ne oldu? Bakın yani bu işi bilen biz değiliz. Doktor bilir. Doktor diyorsa ki iyi olman gecikir, hastalığın daha da ilerler gibi bir kanaat belirtiyorsa o zaman orucu tutmaz. İyi olduğumuz zaman gününe gün kaza etmek üzere. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir video sorumuz daha var görelim. Selamun aleyküm. Hocam hayırlı iftarlar diliyorum. Aleyküm. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Şimdi bu sakalın uzunluğu kısalığı bir ölçü olarak dinimize göre bir ölçü var mı? Bu konuda bize bir bilgi verirsen çok teşekkür ediyorum. Ne ölçüsü yani? Hocam sakal hususunda sorusu diyor ki sakalın uzunluğu ya da kısalığıyla ilgili ölçü nedir? Dinimiz bu konuda ne söylüyor? Ya da sünnet olan nedir? Efendim, sakalla ilgili bir yani, soru. Kadınlara benzememek amacıyla sakal koruz. Kabza vahite bir tutam. Artık o da simasına yakışacak bir şekilde olması lazım. Yani sevgili peygamberimiz koydu diye bizim koymamız da sünnettir. Sünnettir. Evet efendim. Evet. Peki bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 7 yaşındayım. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyorum. Bu sebep mi? Selamünaleyküm hocam. Ben 10 yaşındayım. Adım Güner. Ben orucumu yarım gün tutabiliyorum. Yani tam tutamıyorum. Kabul olur mu hocam? Ben sizi çok seviyorum. Ben anneme çok dua ediyorum. Tekne orucu tutuyorum. Ben anneme çok dua ediyorum. Peygamber ve Hazreti Muhammed'imi de çok seviyorum. Hocam ben Nurmelinay 8 yaşındayım. Kaç yaşında oruca başlamalıyım? 10 yaşındayım. Adım Ayşe Reyyan. Bugün 12'den sonra oruç tuttum. Benim için kabul olur mu? Hocam merhaba. Ben iyi akşamlar. Ben 8 yaşındayım. Oruç tutmasam bir şey olur mu? Evet. Sevgili peygamberimiz çocuklar için entüm min reyhanil cenne. Siz cennet çiçeğisiniz buyurmuş. Yani şu yavruların bu sözlerinden çok etkilendim, duygulandım. Allah bağışlasın. Amin. Allah hayırlı ömürler Amin. Versin. Amin. Yani kimi yarım gün tuttum diyor, kimi tam gün tuttum diyor. Yani ne güzel şeydir. Ne güzel. Allah bahtiyar eylesin efendim. Amin. Rabbim Amin. Bağışlasın. Selam ediyoruz kardeşlerimize buradan. Evet bir soru var. Instagram'dan ilginç bir soru. Biraz evvel bu kefaretle ilgili sorular üzerine Burak Bey şöyle sormuş. Ben de merak ettim cevabı. Hocam hayırlı iftarlar. Hayırlı yayınlarınız olsun. Hocam şimdi ben geçen sene Ramazan orucumu yanlışlıkla bozdum. 61 gün kefaretini tutarken, ya 61 kefaret tutacak, tutarken bir kez daha bozdum. Şimdi bu durumda ne olacak? 61 içinde 61 mi olacak diye soruyor. Yani o şimdi kefaret tutuyordu. 61'e başlamış. Bozdu. Evet orada da bozmuş. Bu sefer o sıfırlandı. Yeniden bir diye başlaması gerekecek. Ha, tamam. O zaman bu 61'e diyelim başladı ama 20. günde diyelim 21'i tutacak o gün bozdu. O zaman tekrar birden başlayacak. O 21 gitti. O 21 gitti. Yeniden bir diye başlıyor. Evet. Peki Burak Bey sorunun cevabı bu şekilde selam ediyoruz. Bir video sorumuz var görelim. Merhabalar hocam. Benim annem Kur'an'ı sürekli Arapçasından okuyor ve bunun çok sebep olduğunu söylüyor. Elbette ki sebebi var olduğunu düşünüyorum ama Kur'an hem aynı zamanda anlaşılmak için indirilmedi mi? Ben anneme anlamını da mealini de okumasını ve hayatına uygulamasını tavsiye ediyorum. Ama o sadece sevap diye okuyor. Bu ne kadar doğru? Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim'i okumak sevaptır. Kur'an-ı Kerim'e bakmak sevaptır, ibadettir. Anlamını bilmek de iyi bir şey elbette. Ama illa anlamını bilmiyorsan okumana gerek yok, o yanlış. Kur'an nedir? Kur'an, vahiy meleği Cibril-i Emin aracılığı ile
sevgili peygamberimize 23 yıl zarfında getirilen ve peygamberimizden bize kadar da tevatür yoluyla, tevatür ne demek? Yalan üzerinde birleşmesi, anlaşması mümkün olmayan toplulukların birinden diğerine, diğerinden ötekine nakledile nakledile gelen tevatür yoluyla bizim elimize gelmiş. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz. Biz koruyacağız, biz. Şu tekitlere bakın ya, kaç tane tekit. Bu kitabı biz indirdik, biz. Biz koruyacağız, biz. Yani anlamını öğrenmek de iyidir. Yani yok sen mealini bilmiyorsun, anlamını bilmiyorsun, okumayın bir değeri yok. Bu yanlış. Bu söz yanlış. Bundan vazgeçelim. Allah'ın kelamını Kur'an okuyun ve ağlayın. Ütlül Kur'an evepku. Kur'an okuyun ve ağlayın. Niye ağlayacağız ya? Biricik sevgilinin kelamı o. Biricik sevgilinin, Rabbimin kelamı. Manasını bilmiyor ama bunu biliyor. Bu bana hayat veren, rızık veren Rabbimin kelamıdır bu. Ama anlamını bilmek de iyi bir şeydir. Elbette anlamını da bilmeliyiz ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve yönetmenimizden rica edelim sevgili izleyenler. Haritamız ekrana gelsin. Evet, bugün yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak 3 şehre. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugünkü şehirler hangileri, iller hangileri? İlki ekranda şu anda haritamızda Bolu. Hayırlı akşamlar Bolu, hayırlı Ramazanlar. Ve ikinci şehrimiz Amasya olacak. Amasya, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Ve son olarak da Diyarbakır. Diyarbakır'a selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Diyarbakır, hayırlı akşamlar Diyarbakır. Evet, hatlarımız Bolu için, Amasya için ve Diyarbakır için açık. Bu hatlardan, bu illerden hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize inşallah hediyelerini yollayacağız sevgili izleyenler. Bir hatırlatma daha, bugün yine ilerleyen bölümlerde muhterem hocamızın kutsal topraklarda Mekke'de, arzın kalbi Kabe'de bir sohbeti olacak. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin saygı örneğini anlattığı bir sohbeti var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda yine bir menkıbemiz var. Gözümü açtığımda Kabe'deydim başlıklı. İlerleyen bölümlerde inşallah bu bölümleri kaçırmamanızı rica ediyoruz. Şimdi hocam konumuza geçelim. Geçtiğimiz günlerde Hazreti İsa yine Kur'an-ı Kerim'de yer alan, hayatı anlatılan peygamberlerden birisi. Bu konuya giriş yapmıştık ama yarım kalmıştı. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Efendim İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem'in annesi de Hanne'dir. Hanne hamile iken diyor ki Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Ya Rabbi şu karnımdaki çocuğu senin yoluna adıyorum. Senin yoluna hizmet etsin. Böyle diyor da oğul evladı bekliyor o. Doğduktan sonra kız olduğunu görünce ya Rabbi ben sözümde duruyorum. Senin yoluna hizmet etsin. Hazreti Meryem doğduğunda fevkaladelikler görüldüğü için Mescid-i Aksa'ya alınıyor. Ama onun terbiyesiyle kim meşgul olacak? Tevrat yazan alimler kalemlerini suya atıyorlar. Kimin kalemi suyun üstünde kalırsa onun terbiyesine verilecek. Zekeriya peygamberin kalemi suyun üzerinde kalıyor ve onun terbiyesine veriliyor. Aynı zamanda halasının kocası 100 yaşlı, ak saçlı bir insan Hazreti Zekeriya. Yani Mescid-i Aksa'da bir odaya konuluyor Hazreti Meryem. Hazreti Zekeriya'dan başka girip çıkan yok. Hazreti Zekeriya girdiğinde yazın kış, kışın yaz meyveleri. Meryem, benden başka yanına gelip giden yok. Kim getiriyor? Rabbim veriyor onlara diyor da Hazreti Meryem. Ve nihayet Hazreti Meryem bakın o odada bulunduğu halde ey batı dünyası duyunuz Hazreti Meryem bu. Fettakazet min dunihim hicaben. Orada da bir perde edindi. Hem Mescid-i Aksa'da odada daha da perde ediniyor. Yani şimdi hep açık yerleri, örtülü yerlerinden fazla olan Batı dünyası,
Hazreti Meryem'in peşindeyiz diye düşünenler, böyle biliniz. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Bir delikanlı suretinde vahiy meleği Cibril görünüyor. Hazreti Meryem, inni اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا İçinde Allah korkusu varsa sakın bana yaklaşma. Yani bir yaramaz birisi zannediyor. O yüzden sakın bana yaklaşma. Eğer içinde Allah korkusu varsa. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكْ Ben Rabbin elçisiyim. لِأَهَوَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا Tertemiz bir oğul evladı sana vermek için geldim. اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيَّا Ben kötü bir kız değilim. Bana bir beşer eli de dokunmamış. Nasıl olacak da bir oğul evladı benden dünyaya gelecekmiş? قَالَ كَذَٰلِكْ Meryem, bu böyledir. Bu seninle tartışma konusu değildir. قَالَ رَبِّكُ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَ Rabbin diyor ki bu bana kolaydır diyor. وَلَنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيَّا Bu kesinleşmiş bir hükümdür Meryem. Bunu seninle tartışacak değiliz. Evet, senden sonrakilere ibret olsun, ayet olsun diye bu böyledir. فَحَمَلَتْهُ Yani Cibril'in üflemesiyle hamile kaldı. فَنْتَبَزَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا Böyle doğu tarafa çekildi ve doğum yaklaştı. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ Doğum sancıları başlayınca hurma ağacına yaslandı. قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْس۪يَّا Öyle gideydim, unutulaydım keşke. Nedir bu benim başıma gelenler? Ben şimdi rastlayan insanlara bunu nasıl izah edeceğim? فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْسَن۪ي قَدْ جَعَلَ رَبِّكُ تَحْتِكَ سَر۪يَّا Meryem, üzülme Meryem. Şu alt tarafına bak, kuru topraklardan bir akarsuyun olduğuna bak Meryem. Ve şu hurma ağacından yetişmiş masil ham hurmaların döküldüğünü göreceksin. Ve hüzzü ileyki bi ciz'in nakleti tusakit aleyki rutaben ceniyya Silkele onu, hurmalar dökülecek. Fekulü veşrabi ve karri ayna ye iç, gözün aydın olsun. Doğum yapan kadına tatlı bir şey ikram etmek Allah gerekiyor. Allah. Tatlı hurmalar veriliyor. Ye iç, gözün aydın olsun Meryem. Ve tabii şimdi Hazreti Meryem, Hazreti İsa dünyaya geldi kundakta. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Meryem, Meryem, iğrenç bir şey yaptın. Millet geliyor, böyle iğrenç bir şey yaptın. Ya ukhte Harun, ma kana ebuki imra sevin ve ma kanet ummuki bagiya. Baban kötü bir adam değildi, anan da fena bir kadın değildi. Yani bu nedir Meryem bu? Nenin nesidir bu? Hamile kalışını Hani bu çocuk evet. Ne diyorlar? Evet, evet. Kucağında çocuk. Kucağında çocuk. Bu nenin nesi? Feşaret iley. Yani ben oruçluyum. Oruçlu olunca sükut gerekiyor. Bana sormayın bunu. Bu kundaktaki yavruya sorun. Allah Allah. Kale efendim. Keyfen ükellimü men kâne fil mehdi sabiyya. Meryem yaptığın yetmiyormuş gibi beşikteki yavruyla mı konuşacağız? Kale İsa aleyhisselam yeni doğmuş bebek. Dudaklarını açtı. İnni Abdullah. Allah ben Allah. Allah'ın kuluyum. Allah'ın oğluyum değil. Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Bana kitap verdi. Beni peygamber olarak gönderecek. Ve cealeni mübareken eyne ma kuntu nerede olursam olayım. Beni mübarek kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati ma dümtü hayya. Var olduğum müddetçe namaz ve zekatla beni görevlendirdi. Evet, yani bakın buradan neyi anladık? Doğum itibariyle insanlar, Muhsin Bey, dört çeşittir. Bir, anasız babasız. Kim? Hazreti Adem. Anasız kim? Hazreti Havva. Babasız kim? Hazreti İsa. Hazreti İsa. Analı babalı kim? Bizler.
dört şekil vardır. Yani demek ki anasız babasız Hazreti Adem dünyaya gelmişti. Şimdi Rabbimiz bir de babasız olarak iffet örneği, edep örneği Hazreti Meryem'den Hazreti İsa'yı dünyaya getiriyor. Evet, Allah efendim. Allah. Hocam o konuşması ilginç, yani kundaktaki bebek dilleniyor ve ben Allah'ın kuluyum diyor. Ya. Allah'ın oğluyum değil, Allah'ın kuluyum Allah'ın diyor. Allah'ın kuluyum diyor, evet. Evet. Tabii şu çok sorulur. Hazreti İsa asıldı mı, çarmıha gerildi mi? Aynen Kur'an ne diyor? Ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lakin şübbehe lehum. Onu öldürmediler, onu asmadılar. Bu konuda şaşırdılar. Yönetmenimiz hocam detaylarını yarın evet. sizden dinlesek olur mu? Yani Hazreti İsa i̇nşallah. Aleyhisselam asıldı mı? Çarmağı mı gerildi? Bunların cevabını yarın inşallah bulacağız. Evet. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın mucizeleri nelerdi? Doğru efendim. Hangi mucizeler görüldü? Yine yarınki sohbetimizde inşallah hocamızdan dinleyelim. Bir de Hazreti İsa Efendimizin geleceğini haber vermiş miydi? Yine bu sorunun cevabı yarın inşallah. Şimdi kutsal topraklara uzanıyoruz. Arzın kalbine gidiyoruz. Mekke'ye, Mükerreme'ye, Kabe'ye hocamızın sohbetini izliyoruz. Efendim yeniden birlikteyiz. İftar saati muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la devam ediyor. Çok kısa bir ara rica edeceğiz. Sadece 3 dakika bir ara rica ediyoruz. 3 dakika sonra iftar duasıyla yeniden huzurlarınızda olacağız. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkelt ve ala rızkıke eftart. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Ya Erhamer Rahimin, ya Mücibed Deavat, ya Mutiyel Mes'ulat. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. İş bu güzel nimetleri yiyecek olanlara, hazırlayanlara sıhhat ve afiyet, kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet, yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle ya Rab. Amin. Ya vasi'al mağfire, ighfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hesab. Rahmeti bol Mevlamız, hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Amin. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında gelen ailemize dirlik ver, düzen ver. Amin. Sen malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfzu emanında eyle. Amin. Ya Rab, hasudun hasedinden, müfsidin fesadından bizleri hıfzu emanında eyle. Amin. Rezzaksın, helal ve bol rızıklar lütfeyle. Amin. Rızkımız gökteyse yere indir, yerdeyse önümüze çıkar. Haramsa helal eyle, zorsa kolay eyle. Amin. Ya Rab, fettahsın, mutluluğun, bereketin, huzurun kapılarını aç. Hafizsın, muhafaza eyle. Mağdurların, mazlumların sığınağı olan bu aziz vatanı ve mübarek milleti kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma. Amin. Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı dua ile niyaz ediyoruz.
Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Sen en güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibisin. Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin. İnayetini, lütfunu, hidayetini üzerimizde daim eyle. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler lütfeyle. Amin. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab bizlere göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi numune-i imtisal eyle. Amin. Rol model eyle. Amin. Ya Rab, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş mübarek milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Rabbena fagfir lena zünubena. Ya Rab şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minezzalimin. Yunus aleyhisselamı karanlık içinde karanlıklardan aydınlığa kavuşturmuştun. Ve kezalike nüncil müminin. Müminleri de aydınlığa kavuştururum. Amin. Buyuruyorsun. Her türlü sıkıntıdan, afetten, musibetten, hastalıktan bizleri de aydınlığa kavuştur ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.